birbiriyle sevgi içerisinde yaşadığı, içinde yaşadığı doğayla, sevgiyle kucaklaştığı, yani insanların gerçekten yaşadım, yaşıyorum ve yaşatacağım, bütün güzellikleri yaşatacağım istediği, söylediği bir dünya istiyorum. Çok şey istiyorum, biliyorum ama ve diğer istemlerden bir tanesi de bu. Ben bütün temel haklarından yoksun, bütün insani değerlerden yoksun, saygıdan, sevgiden yoksun bir köle olarak yaşayacağıma ölmeyi tercih ederim. Aralarında şey var. 5 gün, 4 gün var. Sen Doktor Azat'ı tanıyor muydun? Doktor Azat. Doktor Azat buraya mı göründü? 2 dişimi çekmiş. Evet. Bir sefer gördüm ya. Şu an mesela burada o düşündüğüm o bazı arkadaşları tanıyorum, hayalleri vardı. Bize ait olan bir ülkemiz olduğu zaman neler yapacaklarını hayal ediyorlardı işte bir. Onların söyledikleri hayal de değildi, olabilecek olan şeylerdi. Her halkın yaşadığı şeylerdi. Onu istiyorlardı, onun için savaşıyorlardı. Şu an düşündüğüm onların yapmak istedikleri yarım kaldıysa onları biz nasıl devam ettireceğiz, ben nasıl devam ettireceğim? Onların ulaşmak istedikleri, halka ulaştırmak istedikleri yaşam tarzını. Geçici ayrılık benim pislik yazıcıydı. Allah'ları yakmayın Allah'a. Ben ölmedim, ölmeyeceğim. Sıcaksın düşlerimi, karanlığına çıkıp geleceğim. Devletin ateşinden bir rüzgar gibi eseceğim. Anı karım bakım sorgun. Fakat zikrini veririm. Yani her jarak ezbiri olarak temel şeydi ki yani pır duygu juda az jiyandıkım. Belki her haval vicdanındaki fakat men heneki dikşini Kur'an'ya dirogeme kurda eb eş. Ciberku yani ev havali kulver şehit ketine hamli mazarukine yani hamu desteyene ke şehit ketine ev per eşe biri olarak bir duygu vakte koyacağındıkım ez perdeşim. Fakat hezame heri esasi şehidin. Yani reberemey manevi şehidin eskarım bir. Zilan! 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 Eğer bir gün şu an biz halk olarak da birey olarak da yani yalnız bırakılmışız. Ama benim açımda eğer bir gün yalnız kalırsam eğer bir yalnızlıkla onu müthiş bir şekilde güce dönüştürür. Bir kutsallık boyutuna dönüştürürüm. Ve yalnızlığın kutsallığını yaşarım. Ve orada kendimi yeniler, kendimi üretirim. Yalnızlık bir yönü budur. En büyük yalnızlık da senin yapmak istediklerinin duyulmaması ya da buna kulakların tıkatılmasıdır. En büyük acı herhalde, en büyük yalnızlık buradadır. Güneş, dinliyoruz. Doğru. Şu an yanımızdalar. Artık böyle biliyorsunuz önemli olan bize ulaştı ya. Ondan sonra böyle çıkacaklar, tamam? Doğru. Bu senin yanımızdaki değil mi? Doğru tarafı. Doğru. Hazırın normal deri bir atmak.